uyku apnesi, horlama ve diş sıkma gibi bazı hastalıklar, Nidi Ömer Haysi Emir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi uyku laboratuvarlarında gecelik uyku testinden çıkan sonuca göre tedavi ediliyor. Başhekim yardımcısı Doktor Osman Koray Turhan, uykunun hayatın üçte birlik kısmını oluşturduğunu, uyku eksikliğinin hipertansiyon, diyabet, Alzheimer, inme, meme, prostat ve kolon kanserine kadar birçok rahatsızlığa sebebiyet verdiğini söyledi. Uykuyla ilgili yaşadığımız ülkede, hatta dünyada makale, dergi, kitap vesaire çok az bulunmakta. Bununla beraber özellikle vatandaşların uyursan hayatı ertelersin ya da uyuduktan sonra öldükten sonra nasılsa uyuyacaksın gibi bir takım sözler uykuyu önemsizleştirmekte. Yalnız hayatımızın yaklaşık olarak üçte birlik kısmını oluşturan uyku, hipertansiyondan tutun, diyabet, Alzheimer, inme, meme, kolon, prostat kanserine kadar birçok rahatsızlığa sebebiyet vermektedir. Bununla birlikte yapılan bir takım çalışmalarda, özellikle COVID-19 ile ilgili bir size örnek vereyim. Hastaların yaklaşık olarak uyku 4 saatten az uyuyan hastalarda yaklaşık olarak bizim natural killer dediğimiz bağımlılık yapıcı hücrelerin etkinliğinin %70 oranında azaldığı görülmekte. Bununla beraber grip aşısı yaptırıyoruz. Grip aşısında da antikor düzeyinin etkinliği uykusuz hastalarda bayağı bir azalmaktadır. Bununla birlikte biz uykuda birçok var olan durumları saptamaktayız. İşte bunlar uykuda nefes durması dediğimiz uyku apne sendromu, horlama, bununla beraber diş sıkma gibi bir takım rahatsızlıkları uykuyla birlikte saptamaktayız. Ben uykuya gelmeden önce hastaların öncelikli olarak bir takım fiziksel etkenlerin dışlanmasını istiyorum. Yani bununla ilgili söylemek istediğim, hastanın göğüs hastalıklarıyla ilgili bir takım işte POAH'tır, astımdır, göğüs deformiteleridir, bir takım rahatsızlıkları varsa onun öncesinde bir göğüs hastalıkları uzmanına görünmesini ya da kulak burun boğazla ilgili bir takım rahatsızlıklar varsa öncelikli olarak oraya gitmesini. Bununla beraber nörolojide mesela biz huzursuz bacak sendromu diyoruz. O tip rahatsızlıklarda mesela bir nöroloji uzmanı tarafından kontrol edilerek sonrasında hastaların bize yönlendirilmesini istiyorum. Ama yönlendirme işlemi bittikten sonra da bir takım tetkiklerin yapılmasını da istiyorum. Yani öncelikli olarak PCR bu konuda bizim için önem arz ediyor. Bununla birlikte akciğer grafisi, hemogram, biyokimya, tiroid tahlilleri, öncesinde göğüs hastalıklarıyla ilgili solunum fonksiyon testi. Bu tip tetkikleri gördükten sonra hastalarımızı uyku laboratuvarına alıyoruz.